Biz de bu kritik sürecin ülkemiz ve milletimiz için taşıdığı önemi biliyoruz. İşte bunun için. Cumhurbaşkanı Erdoğan hasta mı? Tayyip Erdoğan'ın uyurken çekilip Beşcephe Külliyesi'nden servis edilen bayramlaşma videosu o kritik soruyu bir kez daha gündeme getirdi. Erdoğan hasta mı? Eğer iddialar doğruysa Erdoğan'ın hastalığı ne? Cumhurbaşkanının hastalığıyla ilgili iddialar uzun süredir gündemde. Fakat AKP yönetimi Erdoğan'ın medikal geçmişini sır gibi saklıyor. Hatta parti içinde bile Cumhurbaşkanının gerçekte hasta olup olmadığını bilen birkaç kişi var. Tabii doktorlarının dışında. 7 gün daha ekleyerek bu ağır sorumluluğun üstesinden geleceğinize inanıyorum. Erdoğan'ın öne sürülen hastalıkları tartışılırken Türkiye'nin önde gelen hekimlerinden Profesör Doktor Ahmet Saltık'tan dikkat çeken bir açıklama geldi. Saltık hastalık ismi vererek konuştu. Cumhurbaşkanının sır gibi saklanan rahatsızlığının SARA yani diğer adıyla epilepsi olduğunu söyledi. SSK Genel Müdürü olduğu dönemdeki hastaneleri... İsviçre'den bir meslektaşımız Hakkı Akal'ın bir yayın yapmıştı birkaç yıl önce. Orada da apaçık Doktor Akal'ın bir psikiyatri uzmanı olarak Erdoğan'ın hastalığının epilepsi olduğunu ve epilepsiyle bağlantılı olabilecek birçok hastalığa sahip bulunduğunu açıkladı. Ve bu açıklama da şimdiye kadar yalanlanmadı veya yanıt verilmedi. Meslektaşımız Doktor Akal'ın aksini iddia eden varsa çıksın açıklasın dedi. Dolayısıyla Erdoğan'ın o uyuklaması ve ondan önceki birkaç örnek artı daha ürkünç olmak üzere birkaç örnek daha var. Taşıdığı önemi biliyoruz. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde görevli Profesör Doktor Ahmet Saltık, Erdoğan'ın 2006 senesinde makam aracında SARA nöbeti geçirdiğini ve acilen hastaneye kaldırıldığını hatırlattı. Saltık, Erdoğan'a o gün hastanede konulan teşhisin epilepsi olduğunu ama bunun kamuoyundan yıllardır gizlendiğini söyledi. Hafta sonu bir hasta ziyareti için Çapa Tıp Fakültesi'ne uğradım. Epilepsi SARA nöbeti gibi duruyor. O tarihte Güven Hastanesi'nin kayıtları ne durumda? Bunlar açtırılabilir. İşte diyor ki Ecevit'e diyor sataşma. Ben Ecevit'in anlayışına sataşıyorum. Çünkü bu milletin temsilcilerinin, Amerika'nın başkanlarının Trabzon'a oturup kendisinin de el pençe durmasını kabul edemiyorum. Mesele budur. Profesör Doktor Ahmet Saltık olayla ilgili şüphe uyandıran bir işarette bulundu. Erdoğan'a kaldırıldığı Güven Hastanesi'nde epilepsi teşhisi koyan 42 yaşındaki doktorun bir süre sonra grip gibi çok basit bir hastalıktan öldüğünü söyledi. Gören meslektaşımız orada bir nörolog arkadaşımız Sümer Güllap adlı 42 yaşında bu meslektaşımız gripten öldü bir süre sonra. Bu da kocaman bir soru işareti. Neden bu meslektaşımız öldü? Otopsi raporu var mı? Ünlü hekime göre Erdoğan'ın kamuoyundan gizlenen hastalıkları bununla sınırlı değil. Cumhurbaşkanının en az epilepsi kadar ciddi bir hastalığı daha var. Saltık, Erdoğan'ın psikolojik olarak zaman ve mekan ayırt etme yetisini kaybettiğini söyledi, örnek verdi. Üniversiteyi ispatlaya kim getirdi? Biz getirdik, biz. Onlardan biri de Erdoğan'ın zaman ve mekan oryantasyonu yönetimiyle ilgili seçim konuşmalarında örneğin Isparta'da Isparta Üniversitesi'ni biz yapmadık mı dedi. Oysa o üniversite kendisi iktidara gelmeden çok önce Demirel döneminde yapılmıştı. Bir başka üniversite içinde aynı hatayı yaptı. Zaman zaman Erdoğan'ın zaman ve mekan oryantasyonunu yitirdiğini görüyoruz. Bunların hepsini üst üste koyduğumuzda çok ciddi bir tablo ortaya çıkıyor. Biz göreve geldiğimizde 17 yıl önce Ankara'da böyle bir havalimanı var mıydı? Bu havalimanını kim yaptı? Biz yaptık. Profesör Doktor Saltık enteresan bir noktaya daha dikkat çekti. Tüm dünya liderleri sağlık durumlarını halka açıklar ama Erdoğan yönetiminde bunu talep etmek bile imkansız, hatta suç dedi. Cumhurbaşkanının sağlık durumunun sorulabileceği tüm mekanizmaların halka kapatıldığını anlattı
ve bir başka hastalıktan bahsetti. Şimdi bu konu son derece kritik değerli Yanardağ. Dikkat buyurun. Meslek arkadaşımız Doktor Mustafa Altıoklar, Erdoğan'ın narsist kişilik bozukluğu olduğunu söylemişti. Hakkında Cumhurbaşkanı'na hakaretten dava açıldı. Savcının ceza istemesinin gerekçesi tırnak içinde bozukluk demesi sebebiyle oldu ve meslektaşımıza Cumhurbaşkanı'na hakaretten ceza verilmişti. Nankörlük yapma. Profesör Doktor Saltık böylesine bir rahatsızlığın tek lider yönetiminin hakim olduğu bir ülkeyi siyasi olarak zora sokacağını öne sürdü. Bir ülkede kararları tek başına alan mutlak otorite neredeyse sultan yetkisiyle donatılmış bir insanın demeç verirken uyuklaması dahi kabul edilemez. Çünkü başka devlet kontrol mekanizmaları yok. Hastaların, hasta yakınlarının bize sadece hamd etme görevini yerine getirmemizi özellikle vurguladı. Tele1'e konuşan Saltık, Cumhurbaşkanı'nın kalın bağırsak tedavisi de gördüğünü, hatta gizlice ameliyat olduğunu öne sürdü.